Merhabalar, Mahya Işıklarına hoş geldiniz. Sizleri Cumhuriyetimizin ilk Ramazan ayına götürmek istiyorum. 1923 yılının Ramazan ayına. Çünkü o Ramazan ayında bir film ilk kez seyirciyle buluşmuştur. Filmin adı Ateşten Gömlek. Halide Edip Adıvar'ın ünlü eseri Ateşten Gömlek, Muhsin Ertuğrul tarafından sinemaya uyarlanmış ve 1923 yılının Ramazan ayında ilk kez seyirciyle buluşmuştur. Bu filmin özelliği, tabii filmin güzel olmasının, başarısının yanında ilk kez Türk kadınlarının rol aldığı filmdir. Bedia Muavit ve tabii ki Nehire Nehir. Ha, Muhsin Ertuğrul bu film esnasında Nehire Hanım'la tanışıyor ve evleniyorlar. Muhsin Ertuğrul'un sinema yönetmenliği ise 1923 yılından daha öncedir. 1919 yılında Almanya'da yönetmenlik yapmıştır. Alman sinemasında, Berlin'de. Burada Johannesthal denilen bir fabrika. O bölgede bir uçak fabrikası. Birinci Dünya Savaşı'na uçaklar yapılan bir fabrika sonradan sinema stüdyosuna dönüştürmüş. Orada yönetmenlik yapmıştır. Ve Karl May, Almanların ünlü yazarı Karl May'in bir romanını Beyaz Perde'ye uyarlayacak. Oyuncu seçiyor. O filmde başrolü bir Macar oyuncuya vermiştir. Bela Lugosi. Bela Lugosi o yıllarda Macar oyuncu dedim ama ülkesine gidemiyor. Çünkü orada bir sendikanın kuruluşunda görev almış. 1919 yılında Macar Sovyet Devleti yıkılmış. Yeni gelen yönetim, hükümet o devlette görev alanlara kan kusturuyor. Hepsi sürgünde. Onlardan biri işte bir oyuncu sendikası kuran tiyatro oyuncusu Bela Lugosi. Bu yüzden Almanya'da sürgün. Fakat Almanya'da da başı derde girebilir. Amerika'ya gitmek istiyor. Parası yok. Muhsin Ertuğrul ona başrolü veriyor. Ve aldığı parayla Bela Lugosi Amerika'ya gidiyor. 1930'lu yıllarda bir sinema filmiyle ünleniyor. Dracula. Evet. O Dracula rolünü başarılı oynayan Bela Lugosi'yi Amerika'ya gönderen İşte bizim Muhsin Ertuğrul. Ve Muhsin Ertuğrul'umuz 1932 yılında bir başka film çekiyor. Bir Millet Uyanıyor. Yine Ulusal Kurtuluş Savaşı'mızı anlatan bir filmdir bu. Bir Millet Uyanıyor. Filmdeki rollerden biri Yahya Kaptan. Yahya Kaptan gerçekten de Kurtuluş Savaşı'mıza çok büyük katkıda bulunan, çok güzel yürekli bir insandı. Yahya Kaptan İzmitliydi. O bölgede Kuvayi Milliye'ye ve Kurtuluş Ordusu'na büyük destekler sağlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk Nutuk adlı kitabında 10 sayfa anlatır Yahya Kaptan'ı. Atatürk 16 Mayıs 1919 günü hani İstanbul'dan ayrıldı ya Bandırma vapuruyla. Peki ya Bandırma kalkamasaydı? Yani İngilizler Bandırma'ya Galata'da el koysaydı. Ne yapacaktı Atatürk? Anadolu'ya geçmeyecek miydi? Aklına çok önceden koymuş. İkinci bir planı vardı. Eğer Bandırma'yla yola çıkamasaydı o gün, yaveri Cevat Abbas'la beraber Üsküdar'a geçecek. Oradan Alam Dağı'nın üstünden, Gebze'den Yahya Kaptan'la buluşacaktı İzmit'te. Ve Yahya Kaptan onu Anadolu'ya geçirecekti. Bu kadar güveniyor ve seviyordu Yahya Kaptan'ı. İşte Muhsin Ertuğrul'un Bir Millet Uyanıyor filmindeki Yahya Kaptan rolünü Atıf adlı bir delikanlı oynar. Atıf Bey de bir memurdur. Tiyatro sevdalısı Muhsin Ertuğrul'a başvurmuş. Muhsin Ertuğrul onu tiyatro sanatına kazandırmış. Şimdi de çektiği filmde Yahya Kaptan rolünü veriyor Atıf Bey'e. Atıf Bey bu rolde o kadar çok başarılı oluyor ki soyadı kanunu çıktığında o roldeki adından dolayı, Yahya Kaptan'dan dolayı kaptan sözcüğünü soyadı olarak yazdırıyor. Atıf Kaptan. Sinemamızın büyük sanatçılarından biriydi Atıf Kaptan. Ve 1953 yılında Atıf Kaptan'ı yine bir başrolde görürüz. Filmin adı Dracula İstanbul'da. Evet, Bela Lugosi'nin şöhrete kazandırdığı o karakter Dracula birkaç yıl sonra bir Türk filmi uyarlaması olarak sinemalarda yer alıyor İstanbul'da. Dracula İstanbul'da. Dracula rolünü kim oynuyor? Tabii ki Atıf Kaptan. Bu filmin özelliği şudur. Dracula'nın ünlü kan emen dişlerinin görüldüğü ilk yer bu filmdir. Yani Dracula'nın o ünlü sivri dişlerini ağzına biz taktık. Atıf Kaptan'da görüyoruz onu. Ne garip değil mi?
tiyatro ve sinema sanatımızın büyük ustası Muhsin Ertuğrul'un sinema sanatına kazandırdığı ya da hayatının bir bölümünde el verdiği diyelim Bela Lugosi ve Atıf Kaptan aynı rolde Dracula rolünde bir araya geliyorlar. Mahya Işıklarından bu akşamlıkta bu kadar. Yarın yeniden aynı saatte bu masanın etrafında birlikte olmak dileğiyle sürçülisan ettiysem affola.